Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Allah'ım tüm hastalıklara şifa ihsan eylesin. Kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünürsün, gülistan olursun. Diken düşünürsün, diken olursun. Hazreti Mevlana. Sen düşünceden ibaretsin derken kalbi düşünceden mi bahsediliyor yoksa akli düşünceden mi? Kalbin düşünce sistemi mi var? Aklın var ama. Kalbin aklını bilirim. Ama kalbin düşünce sistemini bilmiyorum. Hakkınızı helal edin. İlk defa karşılaştığım bir tabir. O yüzden kalbi akla bakarım, kalbi aklı bilirim ama kalbi düşünce sisteminden bir haberim. O yüzden bu konuda bir şey diyemeyeceğim ama normalde düşünceyle alakalı meselede bir kimse kendince fiiliyatın merkezi hükmünde düşünce durur. Biz buna niyet deriz. Bir kimsenin niyeti salih ise ameli de salih olur. Niyeti düzgün ise o kimsenin yolu da düzgün olur. İşi aşı da düzgün olur. Buradaki düşünce İmam-ı Azam Hazretleri'nin tabirine göre niyet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hadis-i şerifine göre ameller niyetlere göredir. Mümin bu noktada kendi dairesinde, kendi noktasında iyiyi düşünür, güzeli düşünür. Eğer iyiyi, güzeli düşünmezse hayvandan bir farkı yoktur. Hazreti Mevlana, insanı ben ahsen-i takvim üzerine yarattım ama o nefsine uyarsa hayvandan daha aşağı mahluk olur ayeti kerimesinin bir şekilde bir veçeden tefsir etmiş oluyor. Bu ayeti kerimeye göre eğer insan heva hevesine uyar, nefsine uyarsa hayvandan daha aşağı mahluk olur. Hayvandan daha aşağı mahluk olunca onun etinin kemiğinin de bir anlamı kalmaz. Et kemik vardır, insanlara rızık olur. Ama et kemik vardır, insanlara rızık dahi olmaz. Dışarıdan uğultu geliyor. Hu! Lütfen burayı park haline getirmeyelim. Burada cumartesi akşamları sohbet oluyor. Biz özellikle kimsenin kalbini kırıp incitmek istemiyoruz. Ama şuna inanıyoruz, büyük bir çoğunluk burada sohbet dinlemeye, sema izlemeye, Allah'ı zikredip dua etmeye geliyor. Eğer kendi kendimize sohbet edersek, muhabbet edersek, buranın kendine ait olan vazifesini engellemiş oluruz. Hakkınızı helal edin. Ama lütfen yanınızdakiyle konuşmayın. İtikafa niyet edin. İtikafa niyet ederseniz konuşmazsınız. Mesele biter. Çünkü sohbet bittikten sonra veya sohbet esnasında cep telefonu benim yanımda değil, haklı olarak insanlar mesaj çekiyorlar cep telefonuna. Dışarıda çok gürültü var, hiçbir şey anlayamadık. Lütfen sessiz bir şekilde sohbeti dinleyelim. Yok sohbet dinlemeyeceksiniz. Yani bu noktada hoşunuza gitmedi. Bu konuda terk edip gitmeye şansınız çok. Kapı açık. Gelene de açık, gidecek olana da açık. Ama lütfen
burayı lütfen Allah rızası için tekke olduğunu bilelim. Tekke olduğunu bilirsek sıkıntı yaşanmaz. Tekke olduğunu unutmazsak sıkıntı yaşanmaz. Mübarek. Sen de sakin ol. Sakin ol. Allah muhafaza eylesin. İnsanlar, insanı insan eden insanın kendisi niyetidir. Eğer niyeti bu noktada kötülüğün üzerine kuruluysa o kimse ne yazık ki ne yaparsa yapsın o kötülüğün bir anahtarı olur. Oysa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri müminleri iyiliğin anahtarı olarak belirtir. Müminleri zikrin anahtarı olarak belirtir. Bir sufi zikrin anahtarıdır. İyiliğin anahtarıdır. Güzelliğin anahtarıdır. Ama o kimse düşünce olarak önce başlar. Hani Bediüzzaman Said Nursi'nin meşhurdur ya sözü. İyi düşünen iyi görür. Güzel düşünen güzel görür. Güzel gören hayatından lezzet alır. O zaman biz kendi dairemizde kendimizce iyi düşünmeye gayret edeceğiz. İyi düşünerekten biz iyiliğe doğru koşacağız. Güzel düşünerekten güzelliğe doğru koşacağız. Allah bizi onlardan eylesin. Hadislerde beyaz horozun öneminden bahsediliyor. Allah'ın sevdiği seslerden biri olarak bahsedilmiş. Bunu açıklayabilir misiniz? Horoz sesi bir başka bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurur ki horozlar seher vaktinde melekleri görürler, o yüzden ötmeye başlarlarmış. İşin acı tarafı, ben kendi nefsim için söyleyeyim, biz horozlar kadar değiliz. Seher vaktinde semaya gelen, semaya tecelli eden melekleri ne yazık ki görebilecek noktada değiliz. Allah muhafaza eylesin. O yüzden horozlar seher vaktinde çok öterler. Sabah namazına kaldırmak için de vesile olmuş olur. Ama şu anda yaşam standartlarının içerisinde ne yazık ki horoz bakılacak gibi değil. Tabii bizim insanlarımız da enteresan. Evlerinde kocaman kocaman köpek bakıyorlar, horoz bakamıyorlar. İlk geldiğim zamanlarda ibadetlerimi aksattığım, derslerimi çekmediğim oluyordu. Fakat Allah'la ve sizinle bağım olduğunu hissediyordum. Bu duyguyu kaybettikten sonra halime dikkat etmeye çalışsam da o bağı tekrar yakalayamıyorum ve yakalayacağıma inanmıyorum. Bundan sonra hep böyle akılla mı devam edilecek yoksa o duyguyu tekrar yakalayabilir miyim? Yakalanmayabilirim düşüncesine katılmıyorum. Ama gerçekten de sufilik ince bir noktadır. İnce bir nokta olunca bir kimse bir aklını vurmaya görsün. Aklını vurmaya başlayınca her daim akıl onu tırmalamaya başlar. Akıl onu arka arkasını kesmez. Habire deşeler, habire deşeler. Bunu neden böyle dedi, bunu neden böyle yaptı, bunu neden böyle yaptı, bunu neden böyle yaptı, devam ettirir. Bu noktada aklın mutmainni ne yazık ki bazı kimselerde hele vesvese de fazlasa çok zordur. Aklı mutmain edecek olan kalptir. Nasıl kalptir? Kalbe keşif gelirse, bir kimse rüya görürse, halinde bir hal yaşarsa o zaman o kimsenin aklı mutmain olur. Ama halinde bir şey yaşamayan, kalbi bir keşfe ulaşamayan bir kimsenin aklı mutmain olmaktan uzak durur. Habire o tırmalar. Allah yiyesin inşallah. Ben sizin anlattığınız gibi bir insan olmak istiyorum ama eşimin
iddia oynamasına ve küfür etmesine dayanamıyorum. Nefsime uyarak onunla kavga ediyorum. Sonra çok üzülüyorum. Yaptığım ibadetlerin boşa gittiğini düşünüyorum. Ne yapmam gerekir? Bizler birinci derecede kendimiz iyi insan olmakla mükellefiz. Kadınlar ve erkekler olarak. Erkekler bir nebze dahi kadınlardan sorumluluğu biraz daha fazladır. Fazla olmasının sebebi şudur, ailenin reisidir. Ailedeki bütün herkesin hesabını ondan sorarlar. Kadınlar bir nebze erkekler kadar sorumlu değillerdir bu noktada ama kendi nefislerinden sorumludurlar. Biz birinci derecede kendimiz iyi olmaya çalışalım, bir. İkinci derecede etrafımıza iyilik, güzellik nasihat edeceksek kavgayla bu yolu bulamayız. Siz birisiyle kavga ederekten ona doğruyu, iyiyi, güzeli anlatamazsınız. Ona iyiyi, doğruyu, güzeli tavsiye edemezsiniz. Kavga etmek bir kimsenin eşiyle, çocuklarıyla, anne babalarıyla kavga etmesi hayvani bir duygudur. Bir kimse bir kimseyle kavga ediyorsa, ağza alınmayacak laflar söylüyorsa, o şeytanın pençesine düşmüş, hayvandan daha aşağı mahluk. Allah muhafaza eylesin. Böyle bir kimseye doğruyu ulaştıramazsınız. Ona doğruyu anlatamazsınız. E tabi bunu yazan bayan belli. Erkeğin küfrü var, bir de iddia oynuyor, kumar oynuyor. Allah muhafaza eylesin. Kumar büyük bir illet. Bütün ümmet bu kumar illetinden kurtulmalı. Ama ne yazık ki devlet kumar oynatıyor. Milli piyangosu, iddiası, spor totosu, lotosu. Önceden bizde bir toto vardı. Ardından lotoyu çıkardılar gençliğimizde. Bir de milli piyango vardı. Şimdi artık önü arkası yok. Atçısı, ondan sonra beygircisi, totocusu, lotocusu, iddiacısı. Hani ilk golü kim atacak? Bunun dahi kumarı varmış. Aşağıda bir oda, bir adam dolaşıyor orada ortalıkta. Dünya üzerinde nerede beygir yarışı varsa hepsinden haberi var. Öğlen yemeği yiyecek parası yok cebinde. Ama o gün İngiltere'de mi, Amerika'da mı, nerede koşu var o biliyor. Hangi beygir ne kadar koşuyor onu da biliyor. Çocuklarının akşam ne yediğini bilmiyor ama hangi beygirin ne olduğunu biliyor. Böyle bir hastalık, bir illet bu. Devletin kumarı yasaklaması lazımken devlet kendi eliyle kumar oynatıyor. Zaten enteresandır bizde. Devlet kendi eliyle faizcilik yapar. Devlet kendi eliyle kumar oynatır. Devlet kendi eliyle zina ettirir. Devlet kendi eliyle içki sattırır. Devlet kendi eliyle sigara satar. Devlet kendi eliyle yapıyor bunu. Devlet sigaradan kurtuldu herhalde. Özelleştirdi değil mi? İçkiden kurtuldu mu? Yok. Daha devlet kurtulmamış ki biz kurtulalım. Kumarı da devlet oynatıyor. Böyle olunca yani insanlar kumar oynuyorlar. O kadıncağız ne yapsın? Bir de küfretmek şey insanın ağzında sanki peynir ekmek gibi. Küfrediyor insanlar. Eşine küfrediyor, çocuklarına küfrediyor, anne babasına küfrediyor, 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 küfrediyor. Sonsuz küfür var.
Dervişinde var, derviş olmayanında var, normalinde var, normal olmayanında var, hiç ummadığında var. Bu nasıl bir ahlak belli değil ki. Ya o küfretmekten ne anlıyor o kimse? Nasıl bir haz duyuyor? Böyle annesine babasına küfredenler var. Ahlaken çökmüş vaziyetteyiz. Ahlaken çökmüş vaziyetteyiz. Bir erkek kendince erkeklik zannediyor eşine küfretmeyi. Eşine küfretti, adam oldu. Ne adam oldu, ne adam oldu. Allah Allah! Ne adam oldu? Öyle ederim, yaparım diyen adam da o kadına dokunmuyordur ha gece olunca. Hani böyle sinkaflı küfrederler ya, öyle kadına öyle sinkaflı küfreden adam da zannedersin ki adam. Büyük bir çoğunluğu kadına dokunmaz. Allah muhafaza eylesin. Hayvandan daha aşağı bir nokta. Bir kimsenin eşine, annesine, babasına, çoluğuna, çocuğuna küfretmesi. Hele bir sufi için düşünülemez bir şey. Düşünülemez. İşin en acı tarafı bu. Sufiler tekkeye giderler, iki dizlerinin üzerine öyle edepli otururlar. Öyle edepli otururlar ki tekkeden dışarı çıktığında birisi ayağına yanlışlıkla dokunmasın. Kapının önünü boşaltın, sağlı sollu yaklaşın biraz daha. İki dizinizin üzerine çıkın. Boş zaman, bir sohbetinizde size boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz demişlerdi. Siz de bizim hiç boş vaktimiz olmuyor buyurmuştunuz. Müslümanın tatili, Müslümanın boş vakti olmaz, sürekli çalışır buyurmuştunuz. Kendimce o günden sonra tatil kelimesini çıkardım hayatımdan. Eyvah! Bir arkadaşım beni yazın tatile davet etti. Ben gitmek istemiyorum ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri de davete icabettir buyurmuş. E ne yapayım, benim eski arkadaşlarım beni meyhaneye davet ediyorlar, gideyim mi şimdi? Değil mi? Birileri de başka yere davet ediyor değil mi? Her davet edilen yere gidilecek mi? İyiye, doğruya, güzele davet varsa gidelim. Tatil bizi yozlaştırır. Tatil bizim mücadele azmimizi kırar. Tatil dünyaya bel bağlayan, dünyadan sanki göçüp gitmeyecekmiş gibi olanların işi. Bu bize Avrupa'dan içimize soktular bizim bunu. Bizim içimize yerleştirdiler. Bayramları dahi biz şimdi mübarek o iki tane dini bayramımız var, onu da tatile çevirdik. Kurban bayramında tatil, 8 günlük, 9 günlük. Haydi yürü Antalya'ya. Kapıya da az, tatildeyiz. Bayramın ikinci günü çık git. Bayramın birinci günü çık git. Bayramdan bir gün, iki gün önce çık git. Tatilde arkadaş. Ben tatile gidenlerle hiç bayramlaşmıyorum.
Bayramda tatile mi gitmiş? Allah yolunu açık etsin. Bir daha ben onu bugün Ramazan'dı, bugün kurbandı gidip de tatil bayramlaşmıyorum. O kurbanı saymamış, Ramazan'ı saymamış. Dini günü saymamış. Onu bir tatil günü olarak görmüş. Bayramları bayram gibi yaşayın. Büyükler evlerinde otursunlar. Herkes gelsin, gitsin, yesin, içsin, bayram, bayramlaşsın, tanışsın, görüşsün, konuşsun. Küçükler de bütün büyükleri dolaşsınlar. Bayram, bayram gibi olsun. Bizim iki tane bayramımız var. Dini bayram. Ramazan ve kurban. Bunu tatile çevirmeyelim. Bayramsa bayram. Milli bayramlarımız var. Bayram. Tatil anlayışı İslami bir anlayış değil. İşin bir de şu noktası var. Biz sanki ülke olarak çok zenginiz. Biz ülke olarak bütün yatırımlarımız bitti. Çocuklarımızın geleceğimiz sağlam. Hiçbir sıkıntı olmayacak sanki. Sanki alt yatırımlarımız bitti, üst yatırımlarımız bitti. Doğacak çocuğun daha iyi işi hazır sanki. Doğacak çocuğun işi hazır sanki. Memleket düne kadar IMF'ye borçluydu. Tatil yapacak herkes. İnsanların kendileri de aynı. Tatil yapacaklar. Lan oğlum ne tatili? Dünyanın parasını harcayacaksın. Kredi kartları çektir vallahi çektir. Döndür Allah'a ondan sonra döndür. Ondan sonra kredi kartın mağduru. Ben de mi yedim parayı? Telefon. Hocam selamünaleyküm aleykümselam. Bu kadar kredi kartı borcum var da. Yardım etseniz birisine söyleseniz yardımcı olsa. Ne yaptın kredi kartından? Ne aldın? Yok, herkesin cebinde dolu. Dolu herkesin cebinde. Bir de savunma şu, yok da kredi kartı aldık. Yeme yoksa. Yeme ya, harcama. Adamın 1.000 lira maaşı var, cebinde 5 tane kredi kartı var. Allah muhafaza eylesin. O yüzden doğru, iyi, güzel olan davetlere katılabiliriz. Geri kalan boş söz. Cinsel eğilimleri farklı olan insanların bu konuya ilişkin açıklama yaptığında ben kendimi bildim bileli böyleyim gibi ifadeler söylediğini duydum. Ben bu konu ile ilgili başlangıcın nasıl olduğunu kişinin bu durumu toplumun yetiştirme tarzıyla mı alakalı yoksa doğuştan gelen bir dürtüyle mi olduğunu merak ediyorum. Bu konuyla alakalı en başından beri böyle hissediyorum diyen kişilerle alakalı Kur'an'da veya hadislerde açıklama veya örnek var mı? Allah razı olsun demiş. Bir kimsenin öyle hissetmesi için çift cinsiyetli olması lazım. Çift cinsiyetli olanlar Hanefi'ye göre küçük abdestini yaptıkları yere bakılır. Eğer küçük abdestini yaptıkları yer kadınlık organındaysa onlar kadın hükmündedir. Küçük abdestini yaptıkları yer erkeklik organındaysa onlar erkek hükmündedir. Böylece kadınlık organından küçük abdestini yapanın işte kendince ameliyat olup erkeklik organını aldırması caiz olur. Veyahut da erkeklik organından küçük tuvaletini yapan bir kimsenin ameliyat olup kadınlık organını noktada diktirmesi, tedavi etmesi caiz olur. Geri kalan şey sapkınlıktır. Geri kalan sapkınlıktır. Bunun bu noktada tedavisi mümkün ise tedavi edilmesi gerekir. Ki
tedavisi mümkünse dedim, yani işin başında fark edilirse bunun tedavisi mümkün. Sonradan fuhuş yapmaya başlayınca artık onlar tedavi olmaz noktaya düşüyorlar. Bir kimse kendi kendisini disiplin edip bu halden kurtulabilir mi? Evet. Haram çünkü. Bu haramdan kurtulması mümkün mü? Evet. Allah'ın lanetlediği bir haram. Bir kimse eşcinsellik yapıyorsa Allah'ın laneti onun üzerine. Eşcinseller tövbe etmeden ölür giderlerse ebedi cehennemlik. Bir rivayette imanlarının kabul olunmayacağına dair rivayet var. O yüzden tabi bunun savunma mekanizmasını bunun üzerine oturtturuyorlar. Ben kendimi bildim bileli ben böyleyim diyor. Bu bir savunma mekanizması. Hiç alakası yok. Bu konuda erkeklerle çok görüştüm. Erkeklerle görüştüğümde diyorum ki yani normalde işte erkeklik işlevin yerine gelmiyor mu? Yerine geliyor. Nasıl böyle bir şey düşünüyorsun? Sapkınlık. Sapkınlık. Bunun başka bir cevabı yok. O yüzden ailelere buradan seslenmek istiyorum. Erkek çocuklarınızı erkek gibi yetiştirin. Erkek gibi yetiştireceğiz deyip de sokağa da salıvermeyin, ortalıkta sapık dolu. Takip edin. Takip edin. Makul ve malum yerlerde çocukların oynamalarına, erkekçe oynamalarına müsaade edin. Kız çocuklarını da kız çocuk gibi yetiştirmeye İnşallah gayret edin. Sevmenin sınırı var mıdır? Neyi sevdiğine bağlı. Sevmenin sınırı var mıdır? Neyi sevdiğine bağlı. Çünkü sevmek sınırsızdır desem kalkacak şimdi otu çöpü sevecek. Otu çöpü sevince psikolojik probleme düşecek. Cenab-ı Hak sevmeyi sınırsız etti. Kendisi sevilsin diye. Sınırsız bir şekilde. Yok sen kalkar da bu sınırsız sevgiyi bir kadının bir erkeğin üzerinde uygulamaya kalkarsan cevap alamazsın oradan sınırsız bir şekilde. Cevap alamadığın zaman da senin dengeni bozar. Ancak manevi sevgiler sınırsız olur. Çünkü manevi sevgi noktasında da o kimse sevgisinin karşılığını alır. Karşılık almak için sevilmez. Ama ve lakin bir kimse gerçekten severse sevgisinin karşılığını alır. Ancak bir kimse karşılık veremeyeceği bir şeyi sınırsız sevmeye kalkması onu handikapa sokar. O cahilliktir. O insanı kabza sokar. O insanı darlığa sokar. O insanın psikolojik probleme doğru götürür. Bir kimse bu manada şeyhi mürşit değilse onu normalde sevmeye kalksın sınırsız bir şekilde kabız hali olur. Bir şeyhin mürşidi kamil olup olmadığı da oradan belli olur. Bir kimse bir üstadı her şeyden fazla sevmeye başladığında kabız hali olmaması gerekir. Kabız hali bir, sevgisine karşılık bulamadığından olur. İki, o kimse arada derede kalır. Sufilerdeki kabız hali. Arada derede nedir? Bir kimse normalde bir yere kadar gelir, orada tutturur kendini, koşturmaya başlamaz. Onda kabız hali olur. Ya da bir kimse üstadı kendince sınırsız sevmeye kalkar ama üstatta o hal yok ise o zaman o kimsede de farklı bir şey olur. Çünkü eğer manevi ise
sevdiği kadar sevilecektir. Manevi noktada sevdiği kadar sevilince denge oluşur. Ama bir kimse sevdiği kadar sevilmezse denge oluşmaz. Denge oluşmaz. Denge oluşmazsa kantarın topuzu kaçar. Hadis-i kutsi, Allah'ın sizi ne kadar sevdiğini merak edip öğrenmek istiyorsanız sizin Allah'ı ne kadar sevdiğinize bakın. Bu ne demektir? Sen Allah'ı ne kadar seviyorsan Cenab-ı Hak da seni o kadar sevecek. Sevdiğinin karşılığını alacaksın. Sevginin karşılığını da alacaksın. Allah vefasız değil. Allah hain değil. Allah cimri değil. Allah ganidir. Sen ona bir adım gelirsen o sana 10 adım gelir. Sen ona 100 adım gelirsen o sana 1000 adım gelir. Ve seni kabza sokmaz. Seni darlığa sokmaz. Seni meydanda bırakmaz. Seni apaçık bırakmaz. Onu kalbinde hissedersin, içinde hissedersin. Onu kendi iç dünyanda, mana dünyanda hissedersin. O zaman sevildiğini de hissedersin. Bir kimsenin sevildiğini hissetmesi kadar kendisine mutluluk verecek hiçbir şey yoktur. Seveni mutlu edecek yegane tek bir şey vardır, sevildiğini görmektir. Onu mutlu eder, onu tatlı eder, onu hoş eder, onu ümitkar eder. O halden hale geçer. Çünkü sevdiği onu seviyordur. Neden mecazı sevenler yollarını şaşırırlar? Bir erkek gider bir kadını sever, bir kadını sevince de kendince seviyor görür, karşılık görmez, dağıtır kendini. Bir kadın kendince kendisini seviyor görür. Bir erkeği cevap bulamazsa dağıtır kendini. Sebebi şudur. Karşılık bekler çünkü. Ama bir kimse Allah'ı sever. Allah'ı severse Allah'ı sevmeye başladığı anda karşılık görür. Ya Rabbi dediğinde buyur kulum diyen Allah karşısındadır onun. O yüzden kabze girmez hiç. O yüzden sıkıntıya girmez. Allah bizi öyle sevenlerden eylesin. Erkekler akşam namazını cemaatle kılarken bayanların üst katta aynı hizada cemaate uyması erkeklerin namazını sıkıntıya sokar mı? Sokmaz. Annem şu an hastanede yatıyor ve devamlı iğne yapılıyor. O yüzden 4 gündür ne namaz kılabiliyor ne de dersini çekebiliyor. Çünkü makineye bağlı yerinden kalkamıyor ama çok huzursuz. Bunun için ne yapmalı? Namaz o kimseden muaf olur. Bir kimse yatıyorsa, kalkamayacak durumdaysa namaz ondan düşer. Müthiş! Çalgılı düğünlere gitmek caiz mi? Kadın erkek karışık düğünlerde ve eve gelen erkek misafirlere nasıl davranmalıyız? Nikah düşen bütün erkeklerle kadın erkek aynı mı oturmalı? Çalgılı düğünlere gitmek caiz mi? Evet. Böyle sorarsanız böyle cevap veririm. Karışık erkek, kadın erkek karışık düğünlerde ve eve gelen erkek misafirlerde nasıl davranmalıyız? Karışık düğünlere gidilebilir mi? Evet. Ama bir kadının erkeklerin önünde oynaması caiz mi? Mümin kadınlara caiz değil. Gayrimüslim kadınlar oynayabilirler mi? Evet. Cariyeler oynayabilirler mi? Evet. Cariyeler şarkı söyleyebilirler mi? Evet. Gayrimüslim kadınlar şarkı söyleyebilirler mi? Evet.
Gayrimüslim kadınların şarkılarını dinlemek caiz midir? Evet. Ama enteresan değil mi? Bir kimsenin evine misafir geldik. Evine gelen misafir kadınla erkekli. Kadının ona hoş geldiniz demesinde bir beis yok. Bunda herhangi bir haramiyet yok. Nikah düşen bütün erkeklerle kadın, erkek ayrı mı oturmalı? Bu noktada normalde oturmayla alakalı yakın dairede herkes tesettüre uygun bir şekilde oturuyorsa bunda bir beis yok. İnşallah. Uzun soru sahibi burada mı? Nasıl yol yürüyeceğimizi bize söylese, bu bayan herhalde bu soru sahibi. Öyle mi? Yukarıdan değil mi? Yukarıdan mı? Bize bir yol söylesin. Paragraf paragraf mı gidelim, bütününden mi gidelim? Burada hiç soru da yok ama. Soru sahibi nerede? Görebileceğim bir yere gelsin. Anlaşıldı. Paragraf paragraf mı gideceğiz? Soru yok hiç burada. Aşağıda soru. Aralarda. Peki. Haşr ayet 24. O yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih ederler. O öyle üstündür, öyle hikmet sahibidir. Varlık kelimesi vecede fiilinden gelmektedir. Anlamı bulmaktır. Bulmak anlamının kullanılması varlığın varlık olmadan öncesinin bulunduğunu bize işaret etmekte. Peki varlığın öncesinde ne var? Üzüme bakıyor, şarabı görüyorum. Yoksa bakıyorum, açıkça varı görüyorum. Mesnevi cilt 3. bölüm 4541. Bizi yokluktan ciğeri yanmış, susamış bir halde sen var ettin de gözümüzü şu davet çeşmesine diktin. Hazreti Mevlana. Hazreti Mevlana bize varlığın yokluktan geldiğini söylüyor. Yine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği yokluk benim iftiharımdır hadisiyle yokluk sırrına işaret ediyor. Peki yokluğun varlıkla olan ilişkisini nasıl açıklayabiliriz? Bir delik gören insan onu kendi eliyle kapatmak ister, etiyle kapatmak ister. Çocuk bir delik gördüğünde parmağını ya da kolunu sokmadan edemez. Demek ki delik kendimi içine akıtarak varlığımı hissetmemi sağlıyor. Burada insan olmanın en temel eğilimlerinden birini yakalıyoruz. Doldurma eğilimi. Hayatımızın önemli bir kısmı delikleri tıkamakla, boşlukları doldurmakla geçiyor. Tam ve dopdolu bir varlığı sembolik olarak gerçekleştirmek için çocuk ilk yıllardan itibaren kendi vücudundaki delikleri fark eder, yüzündeki delikleri parmaklarıyla tıkamaya çalıştığında parmağın ıslanarak erimesini dudak ve damakla bütünleşmesini bekler. Duvardaki çatlakları sıvayla kapatır gibi yoğunluk arar çocuk. Barmides'in homojen ve dış bükey yoğunluğudur bu. Parmağın emme yoluyla yapışkan bir macuna dönüşmesi içindir bu. Tıkama, doldurma eğilimi yemek yemenin temelidir. Yemekler ağzı tıkayacak olan macundur. Yemek, yemek insanın kendi içindeki boşluğu doldurmasıdır. Varlık ve iç. Jean-Paul Sartre.
Jean Paul Sartre'a göre boşlukları doldurma eğiliminde olan insan yokluktan kaçabilir mi? Varlıkla yokluk birbirlerine zıt anlamlardır. Bizim bildiğimiz varlık ile yokluk birbirine zıt anlamdır. Ama Allah indinde yokluk ve Allah indinde varlık farklı manalardadır. Varlığı biz eğer ki Allah'ın zat-ı uluhiyeti noktasında bakacak olursak, Allah'ın zat-ı uluhiyeti noktasında karşı tarafta, negatif tarafta yokluk durmaz. Yaratılmışların yaratılmış noktasında, varlığa tecelliyat noktasında yaratılmışlar için varlık ve yokluk vardır. Yokluk Allah indinde bir alemdir. Allah'ın zatullahı bütün her şeyden münezzeh olduğundan dolayı Allah'ın zat olarak karşılığında var olarak var karşılığında yokluk yoktur. Bunu bir sefer ayırt edelim. O zaman varlık ve yokluk varlığın üzerinde konuşulacak olan şeylerdir. O zaman bizim yokluğumuz bizim yokluğumuz. Öncemizin olmamasıdır. Cenab-ı Hakk'ın yokluk aleminden gelmemizdir. Allah'ın karşılığında yokluk yoktur. Cenab-ı Hakk'ın ilminde yokluk da varlığın içerisinde bir alemdir. Bakın tekrar söylüyorum. Allah'ın indinde yokluk da bir sıfattır. Yokluk da bir Cenab-ı Hakk'ın sıfatının tecelliyatıdır. Zat noktasında Allah vardır. Bunun karşılığında yokluk yoktur. Zat noktasında Allah vardır. Eşi benzeri yoktur. O hiçbir şeye benzemez. Allah Allah'ın zıttı yoktur. Hani derler ya her şey zıttıyla var. Allah zıtsız vardır. Allah zıttıyla var olmamıştır. Allah zıttıyla da var değildir. Allah zaten vardır. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Allah vardı. Allah'ın bir sıfatı ezeldir. Ezel nedir? Başlangıcı olmayandır. Allah'ın bir sıfatı da ebeddir. Sonu yoktur. Allah zat noktasında başlangıcı olmayan, sonu olmayan vardır. Bakın Allah başlangıcı olmayan ve sonu olmayan bir vardır. O zaman bizim buradaki varlıkla alakalı bu tezi, yani bu Jean-Paul Sartre'nin tezini kabul etmemiz için önce Cenab-ı Hakk'ın bu noktada zatullahını ayırmamız gerekir. Şimdi bu pozitif bilimciler, maddeciler bu kainata bakaraktan her şey zıttıyla var, her şey zıttıyla var ise Allah'ın da bir zıttının olması gerektiğini söylüyorlar. Bu Allah'ın zatıyla alakalı değil. O zaman Cenab-ı Hakk'ın var ettiğiyle alakalı. Bunun üstü neydi? Bilinmezlik. Allah bilinmezdi. Bilinmekliği istedi. Allah ismi şerifinin tecelliyatı. Bir şey yarattı. Yarattığı
Yazın biraz böyle doktor yazısı gibi ama Allah bir şey yarattı. İşte bu yarattığı şeyi Cenab-ı Hak kendisi dedi ki yokluktan yarattım. Bu, burada ne olmuş oldu? Allah bir şeyi yokluktan yaratırken kendi ismi şerifinin tecelli etti. Bu noktada biz yokluğu, tekrar söylüyorum, Cenab-ı Hakk'ın ismi şerifi olarak görebilir miyiz? Evet. Karşısında da varlığı ismi şerifi olarak görebilir miyiz? Evet. Ancak yaratıldığında yaratılanın üzerinde görürüz. Cenab-ı Hakk'ın zat-ı uluhiyeti noktasında yokluk yoktur. Burada varoluş, var ediliş. Bir şey yarattı ya. Burada biraz Arabi'ye geçeceğim. Ama bu hani ezel ve ebed dedik ya, bilinmezlik dışarıda kaldı. Bunun içerisinde burada amanın içerisinde veya Allah'ın kendi zat-ı uluhiyetinin içerisinde henüz daha sudur etmedi. Sudur etmedi. Cenab-ı Hak burada ilim olarak, ilim olarak hepsini de yarattı. Her şeyi de yarattı. İlim olarak. İlim, biz buna Yunus, bir bilgisayarda bir program kuraraktan bu masayı sanal olarak bilgisayarda gösterebilir misin? Sesini yükselt, mikrofon verin. Gösterebilirsiniz. Bilgisayarda normalde hiç tanımadığım bir kimseyi hayal ederekten, bilgisayar programı yazaraktan bir kesim bir şey hayalindeki resmi aktarabilir misin? Aktarabilirsiniz. Aktarabilirsiniz. O var mıdır? Vardır. Ama normalde zahiri olarak biz onu bir insan gibi görebilir miyiz? Baktığınız yerden evet. Monitöre bakıp sürekli hayal ederseniz evet orada var. Orada var. Peki sen burada onu bilgisayar programının içerisinde burada tekkede dolaştırabilir misin? Şu an evet. Teknoloji orada. Peki dolaştırabilirsin. Buradaki kimseler senin o dolaştırdığın prototipi görebilir mi? Görebilir. Gerçekten de ayırt edemezler. Gerçekten de ayırt edemezler. Ama gerçekte o bilgisayar programıdır değil mi? Evet. Anladınız mı beni şimdi? Şimdi diyorsunuz ya, yani Allah bunun son nefesini nereden biliyor? Ben bunun ne olup ne olmadığını bilmiyorum. Ben hayalimi aktardım Yunus'a. Yunus da evet dedi her seferinde. Ben o kimsenin çocuklarını da oluşturabilirim değil mi bilgisayar programında? Evet. Hepsini de ona benzetebilirim. Evet. Onları çalıştırabilirim de burada değil mi? Çalıştırabilirsiniz, o filmi oynatabilirsiniz, geriye çevirebilirsiniz, istediğiniz yerde yansıtabilirsiniz. Onlara ev kurabilirim, yaşatabilirim, evlendirebilirim bilgisayar programında. Hepsini yapabilirsiniz. Çocukları olur. Evet. Hepsi de olur mu? Olur. Hatta ben onu 50 yıllık bir ömürde biçebilir miyim bilgisayar programında? Bununla alakalı oyunlar da var, şehirler var, ülkeler var, ekonomiler var, akan bütün canlı hepsinin online olarak çalıştığı sistemler var mevcut. Bunu bilgisayar programcısı ne yaptı? Hayal etti önce. Hayal ettikten sonra başladı mı yazmaya? Bunları yazarken de rakamlar kullandı hep, değil mi? Evet. Rakam mı kullanıyorlar? Yazılım, program
tarzında neyi nasıl yapması gerektiğini belli rakamlara, parametrelere dayayarak çalıştır dediği anda onlar kendi kendine çalışıyor, kendi kendini besleyebiliyor, verdiklerini yapabiliyor. Hatta daha ilerisi var, kendi kontrolünün dışına da çıkartabilip izleyebiliyor onları. Ya meşhur Mesnevi'de bir hani beyit var ya, Allah'ın sofastiyasına hayranım diye. Evet. Müthiş bir şey oldu. Varlığı Jean-Paul Sartre'nin dediği gibi boşluğu doldurmak olarak algılamıyorum. Çünkü varoluşun içerisinde boş alan yok. Biz boş görüyoruz. Bir yanılsama bu. Varlığın içerisinde boş bir alan yok. Hiç yok. Şimdi ama burada güzel şeyler var. Mesnevi'den alıntılar var. Üzüme bakıp şarabı görmek. Bu nedir? Bir şeye baktığınızda sonunu görmek derler ya. Bakarsın sonunu görürsün onun. Üzüm değil, koruğa bakıp şarabı görmek. Koruk da değil. Asmaya bakıp şarabı görmek. Asma da değil. Neden? Bakın bu söylediklerimin hepsi de varlık alemine tecelli etmiş olan şeyler. Asmayı asma eden harfleri görüp asmayı görmek. Daha da ileri, harfleri yan yana getirmeden asmayı görmek, şarabı görmek. Daha da ileri, bunun hayalini görüp hayalen henüz daha var olmayan bir şeyi görmek. Cenab-ı Hakk'ın işi. Bu Cenab-ı Hakk'ın işi. Hazreti Mevlana burada diyor ki yüzüme bakıyor, şarabı görüyorum. Yoka bakıyorum, açıkça varı görüyorum. Burada yoka bakmak bir şeyin yokluk aleminden geldiğini görmek. Yoktu. Sen yoktun. Sen yoktun. Senin başlangıcın var. Başlangıcından öncesi yok. Senin kendi başlangıcını yakalayan kimse orada durur. Çünkü başlangıcından öncesi yoktur. Allah'taki fenanın sonsuz olduğunun sebebi budur. Allah'taki fenada son olmadığından dolayı gittikçe gidersin. Ama kendinde fena olursan kabız hali olur. Çünkü senin başlangıcın var. Oraya kadar geldiğinde dersin ki benim başlangıcım burasıymış. Bitti yolun. Senin hayat yolun bitti. Başlangıç noktasında. Bizi yokluktan ciğeri yanmış, susamış bir halde sen var ettin de gözümüzü şu devlet çeşmesine diktin. Yokluktan var edip o varlığın Allah'a muhtaç olması, var edene muhtaç olması. Bir şey kendisini var edene muhtaçtır. Kendisini var edene muhtaç. Siz bir makine yaparsınız. Makina kendisini tasarlayana muhtaçtır. Eğer kendisini tasarlayan bir tarafında bir hata yaparsa düzeltecek olan yine kendisini tasarlayandır. Çünkü insan sonuçta hata yapar. Allah hatasızdır. Evet, o yüzden bu noktada yokluğun varlıkla olan ilişkisinin
bu Jean-Paul Sartre'nin felsefesine katılmayacağımı beyan ediyorum. Yokluktan kaçıyorum deme Hazreti Mevlana. Asıl senden kaçan odur. Görünüşte gel der, seni kendine çağır ama iç yüzden kavuş sopasıyla seni sürer. Kendinden uzaklaştırır. Varoluş yoklukta gizlidir. Yokluk en yüce mertebedir. Onun için yok, yoksul kişiler yarışı kazanmışlardır. Ölçülü ödülü almışlardır. Önemli olan beden yokluğudur. Dilencilik değil der. O zaman insan kaçmak yerine onu yakalamaya mı çalışmalıdır? Yokluk nasıl yakalanır? Bu noktada bir kimsenin o kendi varlığıyla alakalı yokluktan geldiğini bilmesi ve kendisini var olarak görme noktasında ilahlaştırmaması. Kendi varlığından kaçmak değildir bu. O kimsenin kendi varlığının hikmetine ulaşmasıdır. Kendisinin yokluktan geldiğini bilmesi ve bir gün buradaki hayatının son bulacağını ve bundan sonraki hayatın devam edeceğini, yine ona döndürüleceğini bilmektir. O yüzden yine ona döndürüleceğini bileceksen, o zaman ona döndürüleceğini biliyorsan hayatını ona göre tanzim etmektir. Burada bir kısım ehli sufi bu tip meseleleri var yok görme noktasına girer. Varı yok görmeyelim. Allah var etmiş. Bir şey yarattım diyor. Bir şey yarattım diyorsa o yarattığını yok görmek bize ait değil. Yarattığını inkar etmek de değil. Bir şey yaratmış. Onu yok görmek mümkün değil. O zaman bizi de yarattı. Kendi kendimizi yok görmemiz mümkün değil. O zaman biz kendimizi bu noktada yaratılmış olduğunu bilelim. Başlangıcımızın var olduğunu bilelim. Kendimizi başlangıcı olmayan gibi tanrılaştırmayalım. Kendimizin başlangıcı var. Başlangıcı var ise o zaman biz var edilmişiz. Nereden var edildik? Yokluktan var edildik. Zaten hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Allah vardı. Allah bir şey yarattı. Yaratmış olduğu bir şey benim. Örneğin. Sensin, Ahmet, Mehmet, hepsi de. Yaratmış olduğu şey. O zaman yaratmış olduğu şey ise, yaratmış olduğu şey ise, bu neyse ne? Bu noktada yaratılmışın başlangıcı oldu. O da başlangıçsız değil. La tuzu bir çömlek kilden yapılır ama içindeki boşluklar onu kullanışlı yapar. Evlerin duvarları vardır ama o duvarlardaki deliklerdir evi oturabilir kılan. Yani kapılar, pencereler ve odalar. İnsan nesnelerle biçim verir ama anlam veren boşluktur. Eksik olan varlık sebebini verir der. Bu noktada normalde buradaki boşluk dediği şey bir şeyin dışa açılan pencereleri. Bir varoluşun, bir var olanın kendi dışına açılmış olan pencereleri. Biz de insan olarak gözümüz, kulağımız, elimiz, ağzımız, duyu organlarımız bize açılan penceredir. Kime açılır? Varoluşa açılır. Bizim haricimizdeki alemlere açılır. Ve bizim haricimizdeki bütün alemlerin kapısı vardır. Siz evlerinize kapıdan giriniz. Hadis-i şerif. O zaman her alemin bir kapısı vardır. Sen de bir alemsin. Senin de bir kapın vardır. Sen de bir alemden bir aleme sudur ederken senin de o alemin kapısından girilir çıkılır. Bütün her şeyin bu manada kapısı vardır. Bütün her şey bu noktada bir kendisinden dışarıda olan dışsal aleme açılır. Her şeyin bir dışsal aleme açıklığı vardır. İnsan nesnelere biçim verir ama anlam veren boşluktur. Eksik olan varlık sebebini verir der. Normalde bir kimse de ben tekrar söyleyeceğim boşluğu kabul etmiyorum. Bu alemde boşluk yok.
Bizde de boşluk yok. Hangi perdeye geçerseniz geçin siz boş görürsünüz. Boşluk yoktur. O yüzden biçim verir, anlam veren boşluktur demeyi de kabul etmiyorum. Çünkü boşluğu kabul etmiyorum. Ona anlam veren akıldır. Ona anlam veren kalptir. Bu boşluk değildir. Her varoluşa, var olana anlam veren akıldır. Ama bu cüzi insanlardaki akıldır. Ama bu külli Allah'ın kendi aklıdır. Allah akılla ona anlam yükler, mana yükler. Dağ bu noktada bir varoluştur. Ona anlam yükler Cenab-ı Hak. O anlamlar, o anlamları taşıyan kelimelerdir, harflerdir. Boşluk değildir. Dağın dağ olduğunu biz harflerle tanımlarız. Ve manası da bize anlatılmıştır dağın. Manası anlatılmıştır. Biz ona Türkçe'de dağ deriz, Arapça'da cebel deriz. Cebel dediğimizde de o yine dağ manasına gelir. Dağ manasına geldiğinde mana olarak hangi harfi kullanırsanız kullanın mana aynıdır. İngilizce dağ ne demektir? Efendim? Mons. Mount. Ama şive çıktı İngilizceden ha. İngilizce dil edebiyat okuyan var mı? Yunus İngilizce dağ ne demek? Mountain. Mount'ı. Evet. Kelime olarak mount'ı. Cebel, dağ. Mana aynı. Harfler farklı. Kullanılış şekli farklı. Kullanılış şekli farklı. Ama mana aynı. Mana boşluktan almadı. Burada eksik olan diyor ki anlam veren boşluktur diyor. Anlam veren boşluk değildir. İnsan yaratıldığında hiçbir şey bilmiyordu. Cenab-ı Hak ona bütün ilimleri verdi. Mana ne oldu? Allah'ın verdiği ilim oldu. Allah ona ilim verdi. Ve meleklere sordu. Şimdi sorun. Ne istiyorsanız sorun. İnsan ilmini Allah'tan aldı. Boşluktan değil. Varlığımızı tanımlı ve anlamlı hale getiren yokluğumuzu nasıl fark edebiliriz? Herkesin var olduğu yokluk aynı mıdır? Varlığımızı tanımlı ve anlamlı etmek, varlığımızı tanımlı ve anlamlı etmek ona kulluk yapmaktan geçiyor. Çünkü ben insanları ve cinnileri beni tanısınlar, beni bilsinler diye yarattım. Varlığımızı tanımlı ve anlamlı kılacaksak varoluşumuz sebebine mütalik, sebebine yönelik yaşamamız gerekir. Yoksa varlığımızı tanımlı etmek, varlığımızı anlamlı hale getirmek boşluğu karşımıza koyaraktan değil, varlığımızı tanımlı eden, varlığımızı anlamlı etmenin yolu Allah'ı tanımaktan ve bilmekten geçiyor. Ne kadar bizi var edeni tanıdık, o kadar varlığımız anlam kazandı. Biz bize var edene ne kadar yaklaştık, varlığımız bu kadar anlamlı oldu. Benim anladığım bu. Mimar Francis D.K. Ching bir adadaki nesneyi göstermenin iki şekilde olabileceğini söyler. Birincisi odadaki nesneyi taramaktır. İkincisi ise nesnenin haricindeki her yeri taramaktır ki böylece taranmamış kısımlar yine nesnenin şeklini ortaya çıkarır. Varlığımızı şimdiye kadar görebildiğimiz şeylerle tanımlamaya çalıştık. Peki yokluğumuzu tanımlı hale getirebilmek için varlığımızı yok görmeyi nasıl başarabiliriz? Ben varlığı yok görebilenlerden değilim. Kün var etmiş.
Ol demiş. Ol dediği bir şeyi yok görebilenlerden değilim. Kün, var ol dediği, ol deyip de oldurduğu bir şeyi yok görebilenlerden değilim. Bu benim için ancak bir deli saçması olur. Bir kimse bir varlıktan haberi olmayabilir. Varlıktan haberi olmayanlar oradaki var olanı tanıyabilmek için tarama yapabilirler. Bunun oradaki bir odaya girdiniz. Odada bir birey var. Ama siz o bireyi, o nesneyi görmüyorsunuz. O nesneyi görmediğinizi görmüyorsunuz ama orada bir şeyin var olduğunu biliyorsunuz. Eğer bir şeyin var olduğunu bilmiyorsanız onu aramazsınız. Bir karanlık odaya girdiniz. Karanlık odada bir şeyin var olduğunu size söyledilerse siz karanlık odada bir şey ararsınız. İnsan aklı budur. Eğer karanlık odada bir var olduğunu bilgisi yoksa sizde hiçbir şey aramazsınız. İhtiyaç duyarsanız ihtiyaç duyduğunuz şeyi ararsınız. Karanlık bir oda, size dedi ki ustanız, orada bir tane keser var. Git keseri bana oradan odadan getir. Siz karanlık odada keser ararsınız. Keseri aramanın, karanlık odada masa aramanın yollarını ararsınız. Bakın, neden? Onu normalde duyu organlarıyla tespit edemediniz. Ama size sağlam bir emir var. Sağlam bir söz var. Odada masa var. O masayı bul getir dendi size. O güne kadar bunu söyleyen kimsenin sözü hiç boşa çıkmamış. Varsa hep var olmuş o. Hani Hazreti Mevlana'daki hikaye gibi. Evladım git oradan şişeyi al getir. Hangisini efendim? Oğlum orada bir şişe var. Efendim burada iki şişe var. O zaman o diğer ikincisini kır evladım. Diğer ikincisini kırdı, şişe kalmadı orta yerde. Efendim burada şişe hiç yok. Birmiş. Sen iki görmüşsün. O zaman bir şey var ise sen onu yok göremezsin. Sana var dedilerse sen o varı ararsın. Ama sana var demediler. Sen dersin ki burada hiçbir nesne yok. Ancak sana var derlerse nesne ararsın. O yüzden buradaki bu mimar Francis'in denklemine de katılmıyorum. Bunların hepsi de varın üzerinden felsefe kuruyorlar. Biz varın üzerinden felsefe kurmuyoruz. Ben kendi nefsim için söylüyorum. Ben felsefemi bunun üzerine kuruyorum. Hiçbir şey yok idi, o var idi ve bir şey yarattı. O yarattığı şey boşluk yok içinde. Her şey dolu. Dolu. Bu varlığın içerisinde boşluk, zerrece boşluk yok. Bu varlığın içerisinde zerrece boşluk yok. Bu fakirin sözünü hatırlayın. Bu fakirin sözünü hatırlayın. Hayat boşluk kabul etmez. Yoktur çünkü boşluk. Sen kendince boşluk var zannedersin. Varlık tamamiyetle doludur. Hınca hınç dolu. Varlık tamamiyetle hınca hınç dolu. Hınca hınç dolu. Allah-u Teala sözün harfin bittiği durağı cana göster.
Sözün harfin bittiği durağı cana göster. Göster de tertemiz can başını ayak yaparak o çok geniş yokluk alanına gitsin. O kadar geniştir ki o yokluk alanı, bütün bu hayal ve varlıklar hep oradan azık alırlar. Hayaller yokluğa karşı pek dardır. Ondan dolayı hayal gam sebeplerindendir. Varlık ise hayalden de dardır. Duygu ve renk alemi ise hayal ve varlıktan da dardır. Daptaracık bir zindandır. Bu söz baştaki Mevlana'ya mı ait? Bu resmen Arabi'nin açılımı gibi olmuş. O yüzden Mevlana'ya mı ait mi diye sordum. Çünkü normalde Hazreti Pir Muhyiddin Arabi Hazretleri de bu noktada buna benzer hayalle ve varlıkla alakalı sözleri vardır. Onun açılımı gibi olmuş. Varlık hayalden dardır, evet. Çünkü varlığın bir sınırı vardır, hayalin bir sınırı yoktur. Duygu ve renk alemi ise hayal ve varlıktan da dardır. Bu bizim aklımızdır. Duygu ve renk alemi dedi, bizim aklımız. Bu hayalden de varlıktan da dardır. O yüzden zindandadır. Burada Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, buraya kadar okumamıştık ama buraya anlatmışız. Hani dedim ya, yokluğun başına kadar gitmek. Eğer kendi varoluşunuzun başına kadar giderseniz orada kalırsınız. Bu kendi varoluşunuzdur. Kün dendi, ruhlar aleminde yaratıldı. Kendi varoluşunuzun başlangıcı. Ama yok, siz bu noktada seyriniz Allah'ta olursa o zaman yokluk aleminin başlangıcına kadar gidebilirsiniz. Ve neyin nereden zuhur ettiğini ancak o zaman görürsünüz. Muhteşem. Kendine gel, tereddüt etme. Önce yok ol. Yokluğa daldıktan sonra doğudan baş göster ve aydınlat. Eyvallah. Bir kimsenin kendisini yok etmesi, kendisini bu noktada yok olma noktasına getirmesi, o kimsenin kendi üzerinde duygu dahil, akıl dahil, kalp dahil, her şeyiyle Kur'an ve sünnete yönelip her şeyini Kur'an ve sünnete göre yapmasıdır. O zaman o kimsenin kendi hevası ve nefsi kalmaz. Allah alem. Hakkınızı helal edin. Daha fazla vaktinizi almamak için hızlı gittim bu meselede. Bir dakika, haftaya bırakmayayım diye. El Fatiha ve salavat. Amin.